bir girişe, bir input'a 10 saniyelik zaman içerisinde çeşitli sürelerde basalım. Örneğin input'a ilk basıştan itibaren 10 saniye saymaya başlasın. 10 saniye içerisinde örneğin 2 saniye bastık, 4 saniye bıraktık. 3 saniye bastık, bir daha basmadık gibi. Şimdi onunla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. PLC'lerde ki inputlarla bir filtreleme devresi vardır. Yanlış hatırlayabilirim ama 6 veya 4 veya 6 milisaniye input'u izler. Bu input'u izlemesi süre zarfında ekseriye 1 mi, 0 mi ona bakar. Aksi takdirde hani butonlara bastığınızda butonlarda bir titreşim olur diye size Atilla Bey de söylemiş olması lazım dijitalde. Veya daha önce bir yerlerden duymuş olmanız lazım. Kontaklara siz bastığınız zaman, örneğin bir buton kontağına veya bir kontaktör kontağı çektiği zaman butonlarda hemen enerji bir seviyesine gelmez. Veya 24 olsa 24 olmaz, bir titreşim yapar, ondan sonra bir değer oturturdu. Örneğin butondan elinizi çektiğiniz zaman titreşimde ki PLC döngüsü bunu birde yakalayabilir ama siz o an butondan elinizi çekiyorsunuzdur. Veya işte butona basarsınız titreşimde sıfırda algılar ama siz orada butona basmışsınızdır. Yanlış algılamaları engellemek için IO'larda, giriş IO'larında bir filtreleme devresi yapar. Örneğin 6 milisaniye boyunca girişe bakar. 6 milisaniye boyunca girişin 1 olma süresiyle 0 olma süresini karşılaştırır. 1 olma süresi örneğin 0 olma süresinden fazlaysa der ki girişin 1 veya 0 olma süresi 1 olma süresinden fazlaysa der ki girişin 0. Şimdi buna benzer bir filtrelemeyi 10 saniyelik kaba bir zaman gelecek ama hani örnek olması açısından, karşılaştırma kontaklarını kullanmak açısından burada bir örnekle çözeceğiz. Diyoruz ki girişimiz var, 10 saniyelik butona basmanın süre başlayacak. 10 saniye içerisinde parça parça basıp da çekebilirsin. İşte basıp bir müddet elini de çekebilirsin. 10 saniye içerisinde 1 mi daha fazla? Yani basılma mı daha fazla yoksa bırakılma mı daha fazla? Bunu iki farklı çıkışı çalıştırarak ne yapacaksın bana söyleyeceksin diyorum. Şimdi kullanacağın girişim ne olsun? Input örneğin 0.1 olsun. Tamam mı? Input 0.1'e basmaya başlamanla birlikte setlesin merkez 0.0'ı girdik. Tamam mı? Merkez ne yapacak? Merkez 0.0 10 saniyelik süreyi başlatacak. Tamam mı? 10 saniyelik süreyi T37 ton zaman öncesiyle bu ne oldu? 10 mu oldu? 100 yazarsak 100 yazarsak 10 saniyelik süreyi ne yaptı? Başlattı. Bu 10 saniyelik süre zarfında neye bakacak? Butonun basılı olma ve basılı olmama sürelerine bakacak. Zamanı ne yapacak? Toplayarak gidecek bakın. Toplayarak giden zamanı, toplayarak giden elemanın adı neydi benim? Tonre'ydi. Yine Merkel ile birlikte çalışmaya başlasın. Merkel 0.0 ile birlikte input'un basılı olduğu sürelere varsın. Input 0.1 örneğin T1 Tonre zaman veren. Buraya 50, 100 herhangi bir değer yazabilirsiniz. Sonuç itibariyle ben sayısal değerine bakacağım. Tamam mı? Kontak olarak kullanmayacağım. Başka Merkel bölümünde input 0.1'in basılı olmama süresine bakacağım. Bakın burası bastığınız zaman sayar. Öyle değil mi? Kontak kapanır. Input 0.1 kontak kapanır. Bastığınız sürede T1 sayar. Burası kapalıdır. Basılı olmadığı sürece sayar. Yani yukarıdaki buraya da yazalım. T2 ton ve basma süresi aşağıdaki basmama süresi tamam mı? Peki bu süreleri ne kadar sayacak? 10 saniye sayacak. İlk 10 saniye sayacak. Peki 10 saniyeden sonra saymasını nasıl engellerim ben? Az önce 10 saniye tutturduğum
Zaman öncesinin kontağını açar. 10. saniyede Teos seri aşağıda kontağını açacak mıdır? Açacaktır. Artık o zaman öğeleri istese de butona basılı olsa da sayamayacak. Şimdi karşılaştırma işine başlıyorum. T1 örneğin büyük integer, T2 ise gelsin Q0.0 çıkışımı çalıştırsın. Tamam mı? Veya T2 büyük integer, T1 ise gelsin Q0.1 çıkışımı çalıştırsın. Yani T1'in T2'den veya T2'nin T1'den büyük olma şartına baktım. Üçüncü bir olasılık var mı burada? Eşit. Eşit için ayrı bir kontak koyabilirsiniz. Ama çok kısa sürer hocam. Asıl olduğunu görüyorum. Yok. Bakın o süreyi saymıyor bu. Sadece 37 saniye sonunda duruma bakıyor. Tamam mı? Ben resetlediğim zaman devre dışı kalacak bunlar. Eşitli bir şart da koyabilirsin. Şunlardan biri de büyük eşit de koyabilirsin. Eşit ayrı bir şart koyalım. T1 eşit integer T2 gelsin Q0.3'ü çalıştırsın veya 2'yi çalıştırsın. Burada şöyle bir olay var. PLC'ler yaptığımız zaman bu satırların hepsi de aktif. Tamam mı? Yani daha butona basarken 10 saniye süre içerisinde bunlar her an değişebilir. Dediğimi anladınız mı? Evet. PLC'ye bastım bana. Bunlar her biri aktif. Butona basmadığım sürece T2 büyük T1'dir. Ama butona basmaya başladığımda örneğin 2 saniye basmadım butona. T2 büyük T1 şartı sağladı. Ama butona ondan sonra 3 saniye süreyle bastığım zaman 4. saniyede T1 büyük T2 şartı devreye girer. Yani şunlar butona basmam süresi içerisinde devamlı aktif olduğundan yanıp sönebilirler. Diyorum ki en son bunlar devreye girsin. Yani benim butonla işim bittiğinde son durumu göreyim derseniz buraya ne koymak zorundasınız? T37'nin açık kontağını. Ne yapacak T37 buradaki açık kontağını? 10 saniye sonra kapayacak ve son durumu göreceğiz. Tamam mı? Şimdi tonre zaman öğeleriyle ilgili size bir şey demiştim. Tonre zaman öğeleri enerjisini kestiğiniz zaman resetlenmiyordu. Ekstra bir resetlemeye ihtiyacımız vardı. Onun için de bir resetleme butonu koyalım. Örneğin input 0.0 resetlesin. Merkez 0.0'ı bir bit. Ayrıca T1 zaman öğelesinin ve T2 ile resetleyebilmesi için 2 bit şeklinde resetlesin. Ne yaptık? 10 saniyelik süre zarfındaki butona basma toplam sürelerini karşılaştırdık. Peki bunu daha kısa bir şeyle, network'te daha kısa bir şekilde yapabilir misiniz? Şu satırı kaldıralım. İki tane olasılığınız var. Basma veya basmama. Basmanın basmamadan, basmamanın basmadan farkı bir fazla olmasıdır. Öyle değil mi? Şimdi biri 50.5, biri 49.5'sa 50.5 olan daha büyüktür. Veya şöyle söyleyeyim. Birini 30 saniye basıyorsanız birinki diğeri 70 saniyedir. Toplam süremiz belli. Öyle değil mi? O zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Devrin beş saniyeden büyük olmalı. T1'in 5 saniyeden küçük olma durumu ve T1'in 5 saniyeye eşit olma durumu. Yani iki zamanı benim ayrı ayrı saydırmama gerek yok. Bir zaman diğerini 10 saniyeden çıkarmış halde farkıdır. Ve baktığınız zaman birinden birine büyük diyebilmeniz için 50 sayısının eşiğini geçmesi lazım. 50'yi geçen büyüktür. Tamam mı? O nedenle ikinci sayıyı devreden çıkardığınız zaman
Buradaki tek tornayı düzeltiyorum. İkinci zaman öncesini devreden çıkarttığımızda tek zaman öncesini bu işi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. İlla iki değeri tek tek ölçmenize gerek yok. Çünkü total zaman belli.